Kahramanmaraş'tan Ankara'ya doğru giderken Kayseri tarafında dümdüz bir yolda, tabi orada karşıdan karşıya geçme bir göbek var. Aracın bir tanesi en sağdan tam ben onun yanından geçerken sola geçme cüretinde bulundu. Bu yaptığı hatası üzerine ben acı bir fren yapmak zorunda kaldım. Sonra araç karşı tarafa geçmekten vazgeçti. Zaten karşı tarafa geçseydi kuvvetli muhtemel kazayla sonuçlanacaktı. Ve ben bunun üzerine yoluma devam ettim. Ve 80-90 km hızlarda frene bastığımda arabanın direksiyonunda bir sallanma hissediyordum. Ta ki bu acı fren yapana kadar böyle bir sallanma yoktu. Her neyse, İstanbul'daki ustamı aradım. Ustam bir an evvel fren ve disklerime bir baktırmamı söyledi. Daha fazla yol gittiğimde bunun aracıma zarar vereceğini düşündü. Ben Ankara'ya ulaştım. Ankara'da tavsiye üzerine bir yere gittim. Kahramanmaraş'tan gelirken Kayseri tarafında acı bir fren yapmak zorunda kaldım. Şimdi ön disklerle ilgili bir sıkıntı yaşadım. Ona baktırmaya bir frenciye geldim. Ankara'dayım şu anda. Şimdi aracı kaldırıyoruz. Araba 80-90 km'deki hızlarda frene bastığında titreme yapıyor. Ön disklerim biraz zayıftı. Ya torna yapacağız ya da yenisini değiştireceğiz. Şimdi usta kaldırıyor, bakalım neler çıkacak altında. Lastiğimizi söktük. Şimdi diskin bu tarafı bayağı incelmiş. Diskin değişmesi gerekiyor. O sonuca vardık. İyi, yine ağır bir kazadan veya bir olaydan kurtulmuş oldum. Çok şükür. Aracın ön tekerleklerini çıkarttıktan sonra disklerin bayağı bir ince olduğunu gördük. Bunun üzerine diskleri değiştirdik. Balataların çok kötü olduğunu tespit ettik ve balataları da değiştirdik. Bayağı kötü olmuş. Biraz daha vursana. Neredeyse bitmiş ya. Ölmüş abi. Aynen. Tek bak abi, çok ince. Bayağı ince, evet. Balatalar o kadar eskimiş ki üzerine vurduğumuzda dökülüyor. Çok isabetli bir karar olmuş. Ani fren yapmam, bunlara bakım yaptırmama sebep oldu. İyi ki de ani fren yapmışım. Diskimizi söktük değil mi? Olay bu. Balatalarımız geldi. Balatalarımız bunlar. Şimdi bu da bizim yeni disklerimiz. Abicim şunu bir açar mısın ya? Bir bakalım. Orijinal Mercedes'in. Oo, yeni tüm. Evet, çok güzel. Bunlar da yeni disklerimiz. Aynen. Yani o kadar sırlı olaylar başıma geliyor ki. Yolda o acı freni yapmasaydım ben şu an bu bakıma girmeyecektim. Belki daha da büyük olaylar başımıza gelecekti. Çok şükür Allah Azze ve Celle yine bize güzellik yaptı. Şimdi Ankara'dayım. Şaşmaz sanayindeyim. Şu an fren diskimizi ve balatamızı değiştiriyoruz. Disklerim değişmiş. Şimdi sol ön fren diskim da ikiye ayrılmış. Usta bana şöyle gösterdi. Eski disklerim bunlar. Fren balatalarım bunlar. Gerçekten çok rezil bir durumda. Yani önüme haksız bir şekilde kıran sürücüye çok sinirlendim. Ama benim şer bildiğimde hayır varmış. Aracımın direksiyon titremeseydi ben bu işe girişmeyecektim. O yüzden
şer bildiğimde hayır ortaya çıktı. Ve diskimi değiştirmiş oldum. Arkaları da geçtiğimiz yıllarda ben İstanbul'da kornaya sokmuştum ama yine bir bakacağız bakalım. Şimdi ön frenlerim bakıldı. Herhangi bir sıkıntı yok. Arkalara bakacağız. El frenine baktıktan sonra da buradan müsaade isteyeceğiz. Şimdi arkaya da söktük. Burada herhalde bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Şu an pompalıyorum. Şu an pompalıyorum. Arkadaşımız benden rica etti. Freni pompalamam için. Evet. Durdum. Devam ediyorum. Böyle arabayı binmek istesem bile binemezken şu an bindim. Şu an yardımcı oluyorum. Hem de arabayı binmiş oldum. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Eski arabaların tadı bir başka. Durdum. Her yeri metal. Şimdi arka balataları da çıkarttık. Hem iyi değil hem de çatlakları var. Balataları da değişimini yapacağız. Tüm işlerim bitti. Şimdi el frenin hissiyatı şu şekilde oldu. Daha önceden bu şekilde değildi. Daha soft yukarı kalkıyordu. Şu an çok güzel bir şekilde tutuyor. Evet, bunu da bu şekilde atlatmış olduk. Binlerce şükürler olsun diyerek yoluma devam ediyorum. Hadi bakalım, bismillah. Tabii ben arabanın diskini, balatalarını değiştirip kafamın rahatladığını düşünerek ailemle beraber bu kadar tonajlı bir arabayla Zonguldak'a gittim. Merhabalar. Bugün 2 Eylül Cumartesi günü. Ankara'dan Zonguldak'a gidiyoruz. Zonguldak 100 kilometre. Zonguldak'a son 15 kilometre. Geldik, Zonguldak'tayız. Zonguldak dönüşünde yollar yağışlıydı. Bir yandan çok ağır bir yağışın bastırması, öbür yandan gösterge panelimde ABS, ESP ve ASR lambalarının üçünün bir aynı anda yandığını gördüm. Ben de araçta ikaz ışıklarının yanmasını gerçekten çok rahatsızca buluyorum. Çünkü kesinlikle bir arıza sebebi için yanıyordur. Her neyse, bu arıza ışıklarıyla beraber dura kalka Ankara'ya kadar geldim. Ankara'da balataları yaptırdığım işletmeyi aradım. Böyle böyle bir sıkıntı yaşadığımı anladım. Onlar da yarın getir bakalım dediler. Ve ertesi gün olduğunda ben balata tamirini yaptırdığım yere tekrar gittim ve durumu anlattım. İşletmenin ustası bana ABS'min bozuk olduğunu söyledi. Yani ben bu dükkana arabayı getirene kadar, zaten yıllardır biniyorum ben bu arabayı, ABS bozuk değildi. Bu mekanik işçiliği yapıldıktan sonra ABS çalışmaz oldu. Ve ben bu arabayla, düşünün yani, ailecek zorlu yollarda, yağışlı, inişli, çıkışlı yollarda bir Zonguldak yolu yapıp gelmişim. Ve ABS'siz gidip gelmişim. Bir de 5 ila 15.000 TL civarında bir masraf çıkartacağını söyledi ve buna hazırlıklı olmam gerektiğini söyledi.
Tabii canım sıkkın. Canım da sıkıldı. Çünkü bir iş yaptırıyorsun, sağlam veriyorsun, arabayı bozuk alıyorsun. Her neyse, Ankara'da aracım için parça aldığım bir Ahmet ustam var, sağ olsun Ahmet abi. Ahmet abiye ben telefon açtım. Abi merhaba merhaba. Şimdi yaşadığım sıkıntıyı anlattım. Abi sen de Mercedes Sprinter 300'ün CD yayın ABS beyni var mı dedi. O da bana dedi ki abicim ne beyni dedi ya. Sen neredesin? Abi işte böyle böyle ya çık gel. Beyinden falan değildir o dedi. Eğer beyindense bile biz onu başka yere yaptırırız. Çık gel kardeşim dedi. Ben de çıktım gittim Ahmet abinin yanına. Ahmet abi bana Rasim Usta'yı tavsiye etti. Rasim Usta'nın yanına gittim. Rasim Usta da işleri çok yoğun. Bir sürü benim arabam gibi araba var ve insanlar sırada. Ahmet abinin selamıyla geldiğim için Rasim Usta benimle ilgilendi. Rasim Usta'nın yaptığı şey şu. Abicim direksiyonu tamamen sağa çevir. Sağa çevirdim. Sağ tekerleğin disk bölümüne iki tane çekiş vurdu. Şimdi sola çevir. Sola çevirdim. Sonra sol tekerleğin diskine iki tane çekiş vurdu. Sen dedi bir tur at gel bakalım ABS çalışıyorum dedi. Ve ben de aracıma binerek tur attım. Ve gerçekten ABS çalışıyor. Ondan sonra tekrar Rasim Usta'dan rica ettim. Abi dedim şimdi bakın ben araca bindim. Evet senin dediğin gibi ABS çalışıyor. Bir de beraber binelim. Sen de bir teyit et. Çünkü ben çok uzun yola gideceğim. Tekrar bir sıkıntı yaşamak istemiyorum. Eğer sıkıntı da yaşayacaksam burada hemen tamir edip devam etmek istiyorum. Neyse Rasim Usta sağ olsun beni kırmadı. O kadar yoğunluğun içerisinde aracıma bindi. Ve biz Rasim Usta ile de bir tura çıktık. ABS'nin gerçekten çalıştığına ikna oldum. Disk ve balataları değiştirdiğim yerde aracım belli bir kilometre sonucu hata verdi, arıza verdi. ABS beyninin değişmesi gerektiğini söylediler. Orada da öyle bir durum oluştu. Şimdi Rasim Usta'nın yanına geldim. Sağ olsun Rasim Usta şu an deneme sürüşünde. Aracın ABS kafalarını tekrar yerine yerleştirerek şu an deneme sürüşüne çıktık. Tüm alkışları bence Rasim Usta hak ediyor. Çünkü arabamızı sen tamir ettin abi. Allah razı olsun. Allah razı olsun abi, sağ olasın. Ben şimdi orada şunu söyledim abi. Ya dedim ben bugüne kadar dedim bu arabayı ABS'siz mi biniyormuşum dedim. Çünkü ben bundan dağ taş geziyorum abi. Yok abi. O dediğim gibi ABS'nin kurucuları geri kaydığı için ABS devreye girmiyor. ABS devreye girmedi. Bilgisayara bağlamadan direkt yanlış bir tamir. Başka hiçbir şey değil abi. Anladım abi. Yani ufacık kendin de gördün abi. Evet. Ufacık. 3-5 saniyelik bir iş. Aslında bu 3-5 saniyelik iş değil. Yılların birikimi artı yani, 3-5 saniye yani abi. Yani çoğunası öyle. Ama burada bir şey var yani. Evet. Ufacık bir şeyi az çok büyük bir arızaya çevirmek. Başka aynen, bir şey değil abi. Aynen. Biraz da gözümüz korktu. Bana ABS beyninden bahsettiler. Ben de Ahmet abiyi aradım. Abi sende ABS beyni var mı diye aradım ben esasında. Ya dedi ABS beyni dedi yanmış biz onu tamir edeceğiz. Arabayı bugün bırak yarın al. Ben de şimdi uzun yola çıkmam lazım. Şu an gitmem lazım. Cumartesi dönüşüm var. Abi bir şey diyemiyoruz artık. Ne diyelim ya böyle evet. Güzel arkadaşlar yüzünden herkes sanayide bunun yüzünden mağdur oluyor. Anladım abi. Yani ufacık bir şey dokunmuş sadece. Başka hiçbir şey değil yani bu. Çok büyük bir arızalı, çok büyük bir para gidecek bir şey değil. Ama insanlar işte sanayide sanayi bu şekilde kötülüyorlar abi. Başka evet, hiçbir şey doğru değil. Söylüyorsun abi. Sen gibi dürüst çalışanın. Çok güzel yere durdu. Rasim Usta. Bundan sonra Ankara'daki tamircim sensin bak. Her zaman işte abi sıkıntı yok. Bir İstanbul'a gittiğim yer var. Bir ama genelde ben Ankara'dayım. Sendeyim Rasim abi. Ne zaman istersen abi. Allah razı olsun. Vallahi ne güzel insanlar var ya. Allah bizi ne kadar güzel insanlarla karşılaştırıyor. Rasim Usta. Yılların birikmişliği artı iki çekiş darbesiyle arabamdaki sıkıntımı çözdü. Sağ olsun. Çok memnun kaldım. Çok mutlu oldum. Ve bu olaylar yaşandıktan sonra ben de Ahmet abinin dükkanına tekrar giderek ona teşekkürde bulundum. Çünkü beni çok büyük bir hem masraftan hem de gereksiz işlemden kurtardı adam. Ahmet abi sağ olsun bizi Rasim Usta'ya yönlendiren abimiz. Ankara'da arabayla ilgili ne işim olursa Allah razı olsun hallediyor.
Sadece benim değil. Babamın, arkadaşlarımın. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Haydi bakalım, bismillah. Bugün bir şey daha öğrendik. Ve tekrar yola çıktığımda balata sensörüm yandı. Allah Allah, düşün. Şimdi tekrar Rasim Usta'nın yanına gitsem. Adam daha az önce baktı ve o anda balata sensörüm yanmıyordu. Her neyse, ilk aracıma işlem yapan ve eksik işlem yapan işletmeye gittim. Ve bu yaşadığım sıkıntıyı tek tek anlattım. Zaten bu ABS okuma kafalarını yerinden çıkıp iki çekiş darbesiyle yerine oturtturduğumu anlatınca zaten bir mahcup oldular. Ama üzerlerini de almadılar. Yani bunu onlar da yapabilirdi. Fakat onlar büyük bir masraf çıkartarak arızalı olduğunu söylemekle yetindiler. Her neyse, biraz işte bu olayın mahcubiyeti, biraz da işte olayı kurtarmak için ya abi işte dört lastiği bir çıkartıp bakalım. Ön iki lastikleri önce çıkarttık, baktık sensörler orada. Şu beyaz kablolu sensörler de içeriye arızalanması veriyor. Şimdi ona bir baktık. Kıvırıyoruz ya kabloyu, sıkıntı olmuyor değil mi? Yok, yok. Sonra arka iki lastiği çıkarttığımızda sensörün bir tanesinin ucu takılı değil, bir tanesi de hiç yok. Şimdi de arka lastikleri söküp sensörlere bakacağız. Vallahi bu arabacılık işi gerçekten çok zor. Bu işin yenisi de böyle, eskisi de böyle. Bak, bugün arabayı tavan için ustaya teslim edecektim. Saat şu an öğlenden sonra 13 oldu. Hala olduğum yerden kımıldayamadım. Tabii ki her şeyde vardır bir hayır. Ona göre yaşıyoruz, ona göre zaten hani yorum yapıyoruz, yorumluyoruz. Fakat bu arabacılık gerçekten çok zor. Ben bu işin artık parasında falan değilim yani. Vakit inanılmaz derecede alıyor. Benim şu an ailemle geçireceğim vakti arabayla geçiriyorum. Böyle işlere yeltenmek isteyen arkadaşlar, bunları böyle bir akıllarında bulunsun yani. Arabacılık zor iş. Şimdi arkada fiş yok. Yok diyorsun. Ama bende görüntüler var, videolar. Bir bakalım mı? Bakalım. Tabii bu süreci de ben videolandırma için görüntüler alıyordum. Görüntülerden de tespit edemedik çünkü çekiş açım sensörün olduğu taraftan değildi. Arabanda fişi çıkıyor. Yahu usta burada yok diyor. Diğer taraftaki de kırılmış. Ya vallahi kafayı yiyeceğim ya. Eğer var ya bu arıza hatası vermese biz böyle yola gidiyoruz. Zaten ABS'siz Zonguldak'a gidip gelmişim. Vallahi binler şükürler olsun ya. Yani ne diyeyim yani. Bir şey olmadığına şükrediyorum yani. Malzeme şu. Şimdi yağmurlu bir Ankara'da Şaşmaz Sanayi'ndeyim. Şemsiyemi açtım. Şu malzemeyi tedarik etmek için sokak sokak geziyorum. Televizyonun karşısında, sosyal medyanın karşısında karavancılık çok güzel. İşte sana karavancılık. Bu işi sıfır araba olarak girince çok da şeyler değişmiyor yani. Sıfır araba da eskiyor. Birincisi. İkincisi, herkes böyle bir bütçeyle giremez. Girmek zorunda değil. Üçüncüsü, öyle bütçeyle giren insanlar da sonuçta lastiğini süper profesyonel bir yerde değiştirmiyor değil mi? İşte olay bu. Minicik kablo yüzüne üstü başımız ağrıyor. Ama hayat her şeye rağmen devam ediyor. Her neyse, ben iki tane tekrar sensör alarak oraları da taktırarak bu işi halletmiş oldum. Malzemeyi aldım. Şu sağ arka, şu sol arka. Şimdi taktırma için götürüyorum. O içi... Burası tamam Hasan. Tamam. Hasan kardeşim sonradan sensörlerimiz taktı. Şimdi bir deneyeceğiz bakalım. Bir uzun yola çıkıyorum. Tekrar eline koluna sağlık.
İnşallah arıza yapmaz da. İnşallah. Hadi görüşürüz kanki. Allah'a emanet. Sağ olasın. Şimdi yolumuza çıkıyoruz. Hadi bakalım, bismillah. Yaşadığım bu olay sonucunda ben birincisi çok güzel bir mesaj aldım. İkincisi de benim hatam olmadan bir başka, yani üçüncü kişilerin hatası olan bir hatayla karşılaştım. Bunu tekrar sıkıntı olarak oraya ilettiğimde herhangi bir cevap alamadım. Sonra ben yeniden bir usta kazanmış oldum, Rasim Usta. Belki de bundan sonraki herhangi bir hatada veya bakımda veya arızada Rasim Usta ile muhatap olacağım. Ve bana bu ikinci sıkıntı da Rasim Usta'yı kazandırdı. İşin neticesinde çok şükür bu olayı kazasız belasız bir şekilde atlattım. Ve tekrar yine yeniden yollara çıkacağım. Bu olayda aldığım mesajlarla tekrar kendimi çok şanslı hissediyorum. Yine yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Sanayi maceramda bugün öğleyi buldum. Şimdi deneme sürecindeyim. Hallettiğimizi düşünüyorum. Hadi bismillah diyerek yolumuza devam ediyoruz. İnşallah hatayı çözmüşüzdür. Herhangi bir sensörüm yanmaz. Yoluma devam ederim. Herkese Şaşmaz Sanayi'nden selam olsun.